Başkanım, pandemi döneminden sonra ikinci turnuva yapılıyor. İlki Bursa'da, ikinci Sakarya'da. Turnuva ile ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? Tabii bu turnuva bizim için şöyle bir önem arz ediyor. Birincisi 30 Ağustos Zafer Bayramı haftasında etkinliklerinde ve de Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümüne denk gelmesi münasebetiyle gerçekten önemli bir turnuva olarak öne çıkıyor. Pandemi sürecinde Bursa'da yaptığımız Ferdi Kata şampiyonasından sonra kulüplerimizde bir ivmelenme, hareketlenme başlamıştı. Bu takım müsabakalarını yaparak kulüplerimizin tekrar eski canlı günlerine dönmeleri için bir adım olmasına vesile oldu diye düşünüyorum. Çünkü katılım gerçekten çok güzel. Bütün pandemi kurallarına uygun şekilde müsabakalar tertip ediyoruz. Müsabakalarda gruplar arası bitince arada havalandırma ve temizlik için zaman bırakıp tekrar ikinci gruba, diğer gruba başlıyoruz. Bu anlamda sağlıklı bir şekilde şu anda her türlü hijyen koşullarını sağlanarak müsabaka gerçekleşiyor. Ümit ediyoruz ki hiçbir sorun olmadan tamamlamak nasip olur. Sporcularımız sağlıklı bir şekilde evlerine dönme imkanı yakalamış olurlar. Başkanım, Bursa'daki turnuva dünya karatesinde de örnek olmuştu, örnek olarak gösterilmişti. VKF'de yayınlamıştı bu haberi İngilizce olarak. Bu turnuvada büyük ihtimal yine aynı şekilde ses getirecek, nasıl yapıldığına dair pandemi döneminde örnek olacaktır. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Ya tabii ilk kere federasyon olmak bizim için büyük bir mutluluk. Biz hem sportif anlamda ilkleri ve büyük başarıları yaşarken sosyal sorumluluk alanında da, sosyal hayatta da farkındalık oluşturacak projelere imza atan bir federasyonuz. Bu da dünyaya bu şampiyonanın nasıl yapılabileceğini gösterme açısından önemli bir veri sunacaktır. Bu açıdan mutluyuz. Geçen şampiyona gerçekten çok büyük ilgi çekmişti. Bunun da aynı ilgiyi çekeceğini, bütün dünyada ilgiyle takip edileceğini ve değerlendirileceğini düşünüyorum.